Koltukların kenarları her şeyi anlatıyor. Beyaz derileri. Normalde gittiğimiz evlerde biliyorsunuz evler kirli olduğu zaman bayağı bir tepkili oluyoruz da şimdi buradaki bayan zor durumundan dolayı iş yapamadığı için. Bu işi ben fazlasıyla başaracağım. Kendimden eminim. Ben bu evin doktoruyum. Burayı iyileşmeden de gitmeyeceğim. Doktor bey, ilaçları elinizden bırakın isterseniz. İlaçlarını bırak. Evet doktor bey. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? Evi önce bir gezelim. Her tarafı böyle görelim. Önce bir kafamda bir plan proje oluşturayım. Nereden başlarım, nasıl yaparım? Kirlik durumuna göre? Programını kendi kafamda bir dizayn edeyim. Ondan sonra nereden başlayacağıma karar vereyim. Buyurun o zaman banyoya. Hadi gel. Eve bir doktorun hastasına yaklaştığı gibi büyük bir itinayla yaklaşan yarışmacımızın ilk teşhisi ne olacak merakla bekliyoruz. Ağır bir koku var ama buranın temizlenmesi de çok sorun olmayacak gibi gözüküyor. Niyazi Bey, ilk gözünüze çarpanlar nelerdir? Sinekler var, örümcekler var. Taşın araları, oralar, yani enfeksiyon var burada zaten. Teyze burada nasıl bu komutu atalım? Bu çünkü temizlenmez. Paslanmış da bayağı. Biz teyzeye yenisini alalım. Bravo Kadir. Çünkü zaten temizleyecek yerleri temizleyeceğiz. Ama bu temizlenmez bayağı da zaten gördüğün gibi eski. Başlamışken tamam, taslamam yapalım. Tamam daha güzel olur. Aynen. Yani biz alacak ama alalım. Onun zaten maddi durum olsaydı alabilecek durum olsa zaten alırdı. Tamam biz alalım ama biz işte. Biz alacaksak o zaman atmamıza bir mahsur yok. Kadir. Efendim. Seni tebrik ederiz. Rica ederim. Her zaman destek olmamız gerekiyor biliyorsun. Gönlünün ne kadar zengin olduğunu biliyoruz. İstesek cebinden de ödersin. Hiç sıkıntı değil. Gereken fazla şey de alabilirsiniz. Şimdi gel mutfağa da bir bakalım. Tamam, ona bakalım. Göre nereden başlayacağını bir tamam. Halledelim. Gel.